Acıların kadını Bergen, arabesk müziğin ikonik sanatçılarından biriydi. Şarkıları kadar acılarla dolu hayat hikayesiyle tanındı Bergen. Sen tanrısın, affedersin, başlarsın kulum dersin. Neler çektim sen bilirsin, sen affetsen ben affetmem, sen affetsen ben affetmem. Geçtiğimiz yıllarda yapılan filmiyle milyonların bir kere daha hatırladığı Bergen, aramızdan ayrılalı tam 35 yıl oldu. Perişan ettin beni, yaktın bu genç yaşımda. Perişan ettin beni, yaktın bu genç yaşımda. Mahşerde olsa bile hayranları Bergen'i ölüm yıl dönümünde Mersin'deki mezarı başında andı. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in farklı kentlerden gelen hayranları Akbelen mezarlığındaki kabri ziyaret etti. Mezara çiçek bırakan Bergen hayranları dua okudu. Ümidimi kıranları, bu dünyayı yakanları, dar günde bırakanları, sen affetsen ben affetmem, sen affetsen ben affetmem. Boynu bükük koyanları, sen affetsen ben affetmem. Türk sinemasının Yeşilçam döneminde absürt komedi denince akla ilk gelen isimlerinden biriydi usta oyuncu Aydemir Akbaş. No komşi, dvai muteberski kefilski. Son yıllarda oynadığı Kolpaçino filmleriyle gençlerin Sabri abisi olarak yeteneğini yeni nesillere taşıdı. Çok yaşa Tayfun abi. Sağ çok yaşa abi. Demeyin evladım. O gavurun icadı. Ya Rabbi şükür değil. Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti. Hayat denen bu dar sokağın sonuna geldik. Burada hayat bitti. Sabri abim. Bak panik yapma. Bizi korkutmaya çalışıyorlar. Biz de bu katırın içindeyiz. Kurtulacağız baba. Usta oyuncu önceki gün evinde baygın bir şekilde bulunarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Akbaş'ın yakın dostları İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna hastaneye ilk koşan isimlerdendi. İbrahim Tatlıses ziyaret gününün sabahında çıkan vefat haberlerinin yalan olduğunu söyledi. Gittim yoğunmahımla gördüm. Ben baba çıkan haberler yalan. Çok dedikodu var, öldü haberleri çıktı. Öyle bir şey. Benim ayrılışım ölmez. İbrahim Tatlıses, 40 yıllık dostunu şu sözlerle anlattı. Ne bir yaramazlık, ne bir çarma, ne bir çırpma. Hiç öyle bir şey yok. Namusunu teslim et, namusunu geri al. Böyle bir adamdı, adam gibi adam yani. Aydemir, söyle, kapıya çık geliyorum, bitti. Nereye gidiyoruz, ne? Sormaz bir gün bir gün. En son dedi ki, dedim ki arkadaş, 40 senedir seni Aydemir kapıya çık diyorum, çıkıyorsun. İnsan bir gün sorar, nereye gidiyoruz? Bu 40 yıl içinde hiç kavganız dahi olmadı değil mi? Olmadı. Ne günler yaşadım, bitti dediniz. Oturup ağladım, yetti dediniz. Ve Derya Tuna, ziyareti sırasında henüz hayatta olan Aydemir Akbaş için o da dua istedi sevenlerinden. Çok özel, çok özel, çok iyi bir dostum burada. Hepinizin duasına ihtiyacımız var. Ne yazık ki tüm bu dualar Aydemir Akbaş'ı hayatta tutmaya yetmedi. Aydemir Akbaş 88 yaşında hayata gözlerini yumarken akıllara Kolpaçino 4 filmindeki şu sahnesi geldi. Hayat denen bu dar sokağın sonuna geldik. Burada hayat bitti. Aydemir Akbaş'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Senin anlayacağın genç.